Senin ailevi durum iyi miydi? Çalıştırdılar mı, çalıştırmadılar mı? Yani yok, onunla alakalı değil. Hatırlamaya çalışıyorum. Çok ufakken evet. Futbola çok meraklıyımdır. O zaman tabii daha da zamanım var. Daha meraklıydım. Daha çok zaman harcıyordum. Futbol sahalarına gider. Orada maçları seyrederdim. Maçları da yakından görebilmek için de o bizim bir arkadaş grubumuz vardı. Ama bu hani herhalde 5-6 yaşları falan. Evet. Beraber sus atardık. Ne yapardın? Sus atardık. Yani ha, sus oradan atar. kazandığımız parayla da dondurma alırdık. Abi süper. Bak geçen gün bir haber vardı bununla ilgili. Televizyonda izledim. O çocukları da bulup çıkardı. Çocukları bulamadık. E5'in temin üzerinde su satan çocuklar var ya. Bir araba yanmaya başlıyor. Ve çocuklar toplanıp bütün sularını o arabanın sahibine veriyorlar. Abi bununla söndür diye. Ve yani çok acayip gerçekten de. Evet. Yani bazen camı bile açmıyorlar ama işte bak ne kadar acayip. Yani hani helal olsun. Böyle bir haber çıktı. Senin var mıydı? Ben de Sen nerelisin? Ben bu İstanbul'da Ha, doğdum İstanbul'da büyüdüm. Evet ama ben İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk okurken konservatuvarda yaz tatillerinde Kuşadası'ndaki bir tatil köyünde animatörlük animatörlük. yapıyordum ama Kids Club'daydım. Yani işte aileler havuza girerken Dalmaçyalı köpek kostümüyle çocuklarıyla oyun Süper. oynuyordum. Evet. Şu sabah uyandıranlardan değilsin değil mi? Bağıra bağıra otellerde. Onu da yapıyordum. Onu da, evet. Onu da evet, yapıyordum. Kulüp dansı. Peki o havuz zaman başında. tiyatroya sonradan mı, yani şeye sonradan mı Hayır, geçtin? Oyunculuk okuyordum. Yaz tatillerinde de animatörlük yapıyordum. Animatörlük zaten, yapıyordum. Evet. Evet. Bir nevi oyunculuk zaten. Oradan geçiyor. Burcu? İki şey söyleyeceğim. Yani işin içerisinde paranın girdiği. Çok küçükken ipek böceklerimi satıyordum. Onu hatırlıyorum arkadaşlarıma. İpek böceklerini İpek böceklerimi satıyordum. Ondan sonra da benzeri bir şey. Tatil köylerinde aslında tabii ki şarkılar söyledim ama aerobik hocalığı yaptım bir müddet. Aerobik hocalığı yaptım. Evet. Ne spor akademisi falan filan gibi durumların var mıydı senin? Nasıl? Spor akademisi falan filan. Yok gibi. Ama orada çalışırken öğrenmiştim. Yaya çok esneyim. Çok güzel hani vücudum aslında spora çok yatkın. Evet. Aslında hani animasyon arasında arada karışıp bir de hoca ayrılmıştı. Peki sesin güzel miydi? Yine o dönemlerde sonra yani sonra tabii canım zaten aslında şarkıcıyken öğrendiğim şeylerden biriydi. Ha, o otelde çalışırken falan. Çok küçük yaşlarda çünkü sahne almaya başladığım için böyle caz falan söylüyordum otellerde. Yollarımız otellerden geçmiş yani. Babacığım evet. Engin sende var mıydı bir şeyler? Ben bayağı çalıştım abi ya. Ne yaptın abi? Gazete sattım. Ondan sonra evet. Babamın bir tane çay ocağı vardı. Babanın çay ocağı babamın vardı. Babamın çay ocağı vardı ama çok kısa süreli. Evet. Orada çaycılık yaptım. Animasyon yaptım konservatuvardayken. Ama en ilginci şey herhalde. Nurcan'dı değil mi? Nurcan ablanın sorduğu soruya. Nurcan abla. Abla. Abla oldu. Evet. Sen ne dedin ki? Nurcan abi demedin mi? Yok abla dedim. Ha abla dedim pardon abla. Evet. En ilginci herhalde 2 yıl barmenlik yaptım. 2 yıl barmenlik yaptım. Aha. Sonra bir anda mı oldu bu iş? Yani Fatma Gül'ün suçu ne? Oraya tam girdin. Tam o sıralar ondan aslında. Ondan önce bir iş var mıydı yaptığın televizyonda? Yok, televizyona yoktu. Sen direkt Fatma tam Gül'ün o sırada suçu ben şeyde çalışıyordum işte. Çalıştığım bar aynı zamanda tiyatrodu. Ha, evet. Orada onlarda. Tiyatro yapıyorduk. Ondan sonra işte İstanbul'dan bir ekip gelip orada o oyunu izledikten sonra aslında bizim İstanbul serüvenimiz başladı. O ekiple beraber. Ha, bu keşfedilme hikayeleri enteresan. Çok ilginç, yani bu evet. Neyin nereden olacağı hiç de yok bilemezsin. Yani. Başına geleceğini de bilemezsin. Oyun oynuyorduk. Biz barı kapatıyorduk, değil çıkıyorduk. Mi Mehmet? Bugün başına geleceğini bilir miydin böyle bir şeyin? Aynen öyle Beyaz abi. Mehmet siyaset meydanındaki konuşmacılar gibi oluyor. Mikrofon al, devamlı bırakıp mikrofonu alıp yani. Siyaset hiç geçmişim olduğu için hani siyasetle de uğraşıyordum. Öyle mi? Siyasetle uğraşıyordum. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sen mesela böyle işlerde çalıştın mı? Benim gibi altılı ganyan bayi, gazete sattın, çaycılık yaptın. Üniversitede okumak kolay iş değil yani. Para kazandığın bir şey var mı diyor. Geçmişime bakarsam şöyle bir hani bayağı bir çalıştığım oldu. Bayağı ana konuk o oldu. Ötekiler peki geleceğim sana geleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.